Efendim şimdi size bomba gibi bir haberim daha var. Haftanın sürprizi. Pazartesi sendromunu üzerinizden atacaksınız efendim bu haberle. Biliyorsunuz ki programımızda daha önce jürimiz yoktu. Modeller ve kuaförler, makyözler birbirini puanlıyordu. Uzman yorumlara ihtiyaç vardı. Adnan Serter saçta, Ayşegül Kartal makyajda uzmanlıklarını ortaya koydular. Dedik ki kostümlerle salınırken modellerimiz Muammer Ketenci gelse ne güzel olur. Fakat ne oldu? Şöyle bir durum yaşandı. Dedik ki Muammer Bey, efendim kostümleri zaten kuaförlerimiz seçmiyor. Ben neyi yorumlayacağım? Biz de şöyle bir yenilik yaptık ve artık programımıza bir giyinme odası ekledik. Yani saç ve makyajdan önce konsept belirlendikten sonra ekiplerimiz giyinme odasında modellerinin kostümlerine 5 dakika içinde karar verecekler. Ben çok zevkliyim. Artık zevklerin ve renklerin tartışıldığı yerdeyiz. Madem Muammer Ketenci de zevklerini değerlendirecekse, efendim modellerimize o saç ve makyajı en yakışır halde taşımak kaldı. Tabii biliyorsunuz ki bu da bir mesele. Bunun da değerlendirilmesi lazım. Efendim bu konuda da bir uzman yanımızda olsun istedik. Bir dünya güzeli gelsin istedik. Hem şarkılarıyla renk katsın, hem sözüyle programımıza damga vursun, duruşuyla, varlığıyla renk katsın istedik. Benim de eski arkadaşım, hazırsanız yeni bir jürimiz daha var. Tuba Özay gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Herkese başarılar diliyorum öncelikle. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, bundan böyle ben de kuaförüm sensin de jüri üyesi olarak sizlerle birlikte olacağım. Çok mutluyum, heyecanlıyım da. Hoş geldin. Hoş bulduk, harikasın her zamanki gibi. Efendim Tuğba çok dobra kadındır. Ben çok eski tanırım. Bir de mükemmeliyetçidir, anlayışlıdır, vicdanlıdır, ay, adaletlidir. Sözünü sakınmaz. Bir de aramıza kalsa simetri hastalığı vardır. Ay nasıl anımsıyorsun bunu? Nasıl hatırlamam? Her temiz bir kadındır. Çok teşekkürler. Diyorum yorumunu hiç esirgemez. Nelere dikkat edeceksin, neleri değerlendireceksin? Vallahi tabii yani demin güzel bir şey söyledin. Hani burası artık tartışma yeri. Yani renkler, zevkler tartışılmaz denir. Evet biz burada tartışacağız. En çok da bakayım Mumiciğimle neler yapacağız. Bu arada kostüm Muammer Ketenci. Efendim. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Benim çok eski bir dostum. Hem iş arkadaşım hem özel dostumuz var. Ve bugün de ilk programımızda benim katıldığım ilk programda Muammer'in kostümünü giymek istedim. Teşekkür ediyorum kendisine de. Evet. Ah, ortalık çok karışacak Tuba. Bir ya, saç bir makyaj nasıl taşınır? O kostümle nasıl salınır? Şimdi buraya kadar geldiklerine göre herkeste bir iddia vardır değil mi? Herkes de elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Herkese başarılar diliyorum. Şimdi benim konuşmam için erken sonuçlar çıkacak, ona göre değerlendireceğiz. Hadi bakalım, umarız puanları bol tutarsın, adaletinden eminiz. Seni masana davet teşekkürler, ediyorum. Teşekkürler. Hoş geldin tekrar. Haydi bir alkışla. Bebeğim benim, hoş geldin. Hoş geldiniz. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.